Merhabalar arkadaşlar. Size hedeflerinize ulaşmanın ve amaçlarınızı başarmanın 5 yönteminin ikincisinden bahsedeceğim. İkinci yöntem, kendinizin ve arkadaşlarınızın sizin üzerinde baskı kurmasını sağlayın. Bu pozitif baskı tabii ki. Peki bu pozitif baskı sizde nasıl bir etki yapacak? Pozitif baskı sizin her zaman aynı yolda ilerlemenizi sağlayacak. Unutmayın ki insanlar kendi alışkanlıklarına, eski alışkanlıklarına çok rahatlıkla dönebiliyor. Ancak birileri ya da kendiniz tarafından baskı altına alınırsanız, baskı altında tutarsanız kendinizi, hedeflerinizi başarmanız çok daha kolay olacak. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Her zaman baskı altında kalmak olumsuz olarak düşünülmemeli. Yani baskı bazen iyi de olabilir. Baskı bazı şeyleri başarmanıza en büyük vesile kaynaklarından birisidir. Örneğin bir karşılaşmaya, bir müsabakaya hazırlanıyorsanız, baskı altında tutmuyorsanız kendinizi, emin olun ki müsabaka esnasında zorluklarla karşılaştığınız zaman bunu hazırlıksız olacağınız için bunu başaramayabilirsiniz. O müsabakayı kazanamayabilirsiniz. Tabii bunu, bu baskı altında kalmayı çok şeylerde kullanabilirsiniz. Sizi baskı altında tutacak şeyleri siz bulmanız gerekiyor. Yani siz hangi konularda baskı altında kalırsanız daha iyi olursunuz. Bunu sizin keşfetmeniz gerekiyor. Peki bu pozitif baskıyı nasıl oluşturabilirim? Aslına bakarsanız çok kolay. Çevrenizdeki insanlara hedefinizden bahsedin. Sürekli hedefinizden bahsedin. Hiç utanmayın. Emin olun çevrenizdeki insanlar artık size o hedefinizden bahsetmeye başlayacak. Diyecekler ki nasıl gidiyor, hangi aşamadasın ve size bu pozitif bir baskı sağlayacak. Siz o hedefi başarmak için daha azimli çalışacaksınız, emin olun. Örneğin çok iyi bir atlet olmak istiyorum ya da kısa mesafe koşucususunuz ve bunu başarmak için kendinize söz verdiniz. Arkadaşlarınıza da 10 saniyenin altında 100 metreyi koşacağınıza dair hedef koyduğunuzu sürekli belirtin. Emin olun çok kısa sürede inanılmaz değişim yaşayacaksınız. Hayatım boyunca arkadaşlarıma her zaman dünyanın her yerine gitmek istediğimden bahsettim. Dünyanın her yerine henüz gidemesem de dünyanın birçok ülkesinde ve birçok şehrinde bulundum. Bu bende pozitif baskı oluşturdu belki de. Pozitif baskıyı hissetmek için arkadaşlarınıza hedeflerinizden bahsedin. Örneğin dünyanın en iyi iç mimarı olmak istiyorum derseniz veya dünyanın en iyi avukatı ben olacağım ve herkes davalarına beni isteyecek derseniz emin olun inanılmaz bir avukat olursunuz ya da inanılmaz bir mimar olursunuz. Bu hedefi koyma ve belirleme, daha sonrasında arkadaşlarınıza bunu sürekli söylemek sizde pozitif bir baskı sağlayacak ve hedefinizi başarmanız için hiçbir engel kalmayacak. İkinci aşama, unutmayın, pozitif baskı. Arkadaşlarınıza bundan bahsedin. Bu sizin de kendinize baskı sağlamanızı, pozitif baskı sağlamanızı sağlayacak ve çok kısa sürede İnanılmaz başarılar elde edeceksiniz. Hedeflediğiniz yolda inanılmaz yol kat ettiğinizi göreceksiniz. Pozitif baskı. Bir sonraki videomda 3. aşamayı göreceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.